Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün Altay Cemmer için bu neden İslam videosunun geri kalanına devam edeceğiz. İkinci bölüme de devam edeceğiz. Yaklaşık olarak bir baktığım zaman işte 18. dakikadan başlayacağım. Elimdeki veriye göre yaklaşık olarak 26. dakikaya kadar devam edeceğim. Yani bir 8 dakikalık bir videonun 8 dakikalık bir kısmına cevap vermiş olacağız. Sizinle beraber takıldığım noktalarda buradan bakacağım notlarımdan notlarından bakarak devam edeceğim. Şimdi birincisi bir önceki videomuzda eğer izlemediyseniz tabii ki o videoyu hemen izlerseniz sağ taraf bu tarafa sağ taraf bu taraftan şimdi bir e, kart çıkmış olması lazım oradan izleyebilirsiniz. Orada özellikle son 10 dakikasında güzel bir e, cevap vermiştik diyeyim e, tabiri caizse. İşte Muhammed'i peygamber yapacağımız, yapacağız derken Mustafa Kemal Türk'ü nasıl bir dahi yaptıklarını anlatmıştım. Bazı insanlar gelip karşı çıkmışlar e, ya Atatürk'le Muhammed'i mi kıyaslıyorsun şeklinde bir itirazlar var. Böyle bir şey yapılamaz zaten yani mümkün değil. Neden yapılamaz? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk gerçekten yaşamış bir insandan bahsediyoruz. Muhammed'in e, hikayesinin doğruluğu şüpheli, e, yaşadığı şüpheli. Şüpheli demek yaşamadığı anlamına gelmez ama yaşadıysa bile... Belki anlatıldığı gibi yaşamadı ya da bir kişiden başka kişiydi. Belki bir ünvandan bahsediyoruz. Belki farklı bir şeyden bahsediyoruz. Yani yaşamıyla ilgili anlatılanlar kesin değil demek. Mustafa Kemal yaşamıyla ilgili anlatılanlar anlatılanlar tabii ki kesin. Yani en azından kesinleştirebiliyoruz. Bazı konularda sorunlar olsa da işte Atatürk adına söylenen işte şeyler var. Sözler var. İşte efendim onları ortaya atarak efendim Atatürk de bunları söyledi söylemedi. Ama bunları kesinleştirebiliyoruz. Yani oturup o dönemin kitaplarını, o dönemin kaynaklarını çıkartarak bunları kesinleştirebiliyoruz. Peki Muhammed konusunda böyle yapabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü Muhammed ile ilgili elimize bir veri yok. Bu da e, Muhammed ile Atatürk'ü kıyaslayamayız anlamına gelir. Çünkü dediğim gibi Atatürk gerçekten yaşamış bir insan. Yani etten kemikten bir insan. Muhammed bir inanç. Ee, insanlar i̇nsanlar onun peygamberliğine inanıyorlar. Bu gayet normal, doğal bir şey. İnanabilirler de. Bunda sorun olabilecek bir durum yok. Ama inandıklarını bilmeleri konusunda ya da inandıklarını ispatlayabilmeleri konusunda sorunlar var. Buradan nedenle iki farklı değerin karşılaştırması zaten mümkün değil. Yani elmalarla armutla karşılaştırılmaz. Ben zaten orada bir karşılaştırma yapmadım. Ama Altay Cemberç o videosunu eğer izlerseniz şöyle diyor Altay Cemberç. Orada diyor ki kardeşim sana diyor 15 sene müddet vereyim hadi. Tamam işte kaç yaşındasın 30 yaşındasın işte gel 15 senede öyle gel işte 22 senede öyle bir şey anlat ki Türkiye başka bir hal olsun. Yani insanları Muhammed'le karşılaştırıyor. Aslı kendisi yapıyor bunu. Yani bu bu satır saçma, saçma olduğunu da zaten söyledim. Bak verdiği örnek saçma diyorum. Saçma. Yani 21. yüzyıldaki bir insanı hadi gel bakayım sen de Muhammed'in yaptıklarını yap demek Muhammed'le insanları karşılaştırmak demek. Ama zaten öyle birisi var. Mustafa Kemal Türk gibi. Başka başka insanlar da var. Farklı ülkeleri değiştiren insanlar da var. Ama Türkiye'den bahsettiğimiz için ben o örneği verdim. Ben bir karşılaştım yapmadım. Sadece verdiği örneğin saçmalığını ama yine de o saçmalığın altında da verilebilecek bir cevabımız olduğunu söyledim. Şimdi buradan nedenle bu Altay Cemmeriş ve kimdi diğeri Mehmet Yalçın. Evet Mehmet Yalçın'a buradan teşekkür edelim. Ee, bence yanlış oldu ilerliyorlar ama kendileri bilirler. Ee, zaten Altay Cemmeriş beni biliyorsunuz Twitter'da engelledi kendisi. Ee, sağ olsun. <laughs> zat-ı şahanelerine ulaşmamız mümkün değil. O benim de umumda değil ya neyse. Çok uzatmadan geçeceğim ama önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız bu videoyu beğenir paylaşırsanız ve aynı zamanda katıl butonuyla bize destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi intro geliyor akabinde biz hemen bu videoyu izleyeceğiz. Bir sonraki delil çeşidi, bir sonraki delil başlığı. Ee, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin alimleri diye buradan da bir delil gidiyor hocam. Yani sadece hocam mesela alimleri incelesek. Mesela hocam Hasan Basri Rahim Allah'ı incelesek. Yani sahabelerin kendisini geçiyorum. Onlar zaten başta olmak üzere. İbrahim Nakai'yi incelesek. İmam Azam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Gazali, Fahrettin Razi, İmam Cüveyni ne bileyim yani. En meşhurları söylüyorum bilerek. Yani bu alimleri incelesek hocam. Sadece ortaya koydukları eserleri incelesek ve kendilerine onlar peygamberi nispet ediyorlar. Yani biz ona bağlıyız diyorlar. Hem sizin söylediğiniz gibi ahlaken hem de ilmen e, Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini yazdığı şeyler. Hocam tabi ilmen kendilerini peygamberi nispet ediyorlar. Ahlaken de ona nispet ya. ediyorlar. Yaptıkları... da ilginç hocam bu adamları aşıyor bir Aleyhisselam. Bu sadece evet, ben yani. de söylemiyorum biliyor musun? Mesela oryantalistler şu aşı haşa kella. Tabii ki de Müslüman şeyin Müslümanla baktınız, ha, baktınız. Böyle bir karışım yaptığınız böyle bir şey çıkıyor. Tabii ha yani. tabii. Ya yani mesela oryantalistler hocam şey diyor. Yani Muhammed el-İsami işte şey siyasi yani Muhammed el siyasetçi gibi gören mesela yazıyor tamam diyor ki işte hareketleri kıvrak işte hani siyasi manevralarından bahsediyor falan. Çok zeki diyor. tamam Fıkı çok şey hareketli, dinamik bir fıkı var diyor. Sonra diyor bu fıkı bu kadar dinamik anlaşılmamış diyor Muhammed yani Muhammed el-İsami'yi Onlarınkinden daha fazla beğeniyor sonradan araştıran, bu kadar okumuş evet. insanlarınkinden. Ya Muhammed Aleyhisselam nereden gördü bunu? Şimdi <laughs> burada birkaç problemleri var. Yani o problemleri dile getirmek lazım. Çünkü e, açıkçası baktığımız zaman e, şunu anlatmaya çalışıyorlar. Ya, efendim işte Muhammed'den sonra gelenler çok zeki adamlardı. E, onlar peygamber dediyse peygamberdir manasına getiriyor. Bu, bu saçma bir e, kıyaslama. Saçma olmasının sebebi yani bu sonradan gelenlerin e, inanmış oldukları Muhammed ile senin inandığın Muhammed bile farklı ki bu da e, apayrı bir soru işareti ama e, yine de Muhammed'in ilmen üstün olduğu anlamına gelmez. E, bunun birçok siyasi nedenleri olabilir, politik nedenleri olabilir, inançsal nedenleri olabilir, birçok konu olabilir. Şimdi bugün Hz. İsa'nın Tanrı'nın olduğu olduğun, oğlu olduğuna inanan ve DNA'nın gen haritasını çözen bilim insanları var e şimdi bu durumda o bilim insanları İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyorlarsa o zaman bu Tanrı'nın oğlu olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. Yani böyle bir kıyaslama yaparsanız o zaman herkesi şey yapacaksınız. buna adayacaksınız ama aslında bu, bu söyledikleri, verdikleri örnekleri aslında iki branşa ayırmak mümkün. Birincisi din adamları açısından. Çünkü mesela şey mesela İmam-ı Azam, işte Ahmet bin Hanbel, Hasan Basri gibi adamları sayıyorlar az önce söylediğim gibi. Ee, şimdi bu adamlar zaten din adamları yani adam ekmeğini ve parasını bundan kazanıyor şimdi şunu düşünün Ebu Cehil Amr bin Hişam çok zeki bir adam çok bilgili bir adam putperestlere inanıyor ya yani, paganlığa inanıyor yani evet ben demiyorum ki İmam-ı Azam ya da Hasan Basri bunlar işte ee, lanetten adamlar değiller tabii ki din adamları işlerini uzman işlerini yapıyor ama işi bu adamın yani işinin bu olmuş olması Muhammed'i doğruladığı anlamına gelmez. Adam zaten Müslüman bir ülkede doğmuş, Müslüman bir şekilde büyümüş. Yani bugün mesela Enis mesela değil mi? Fizik bölüm, e, yani yani ODTÜ fizik mezunu, felsefe mezunu, felsefeden doçent doktor ama söylediklerinin bir tanesi bir tanesini tutmuyor. Şimdi e, bize diyor ki ben İslam alimi değilim. Biz ona işte mesela soru sorduk. Mesela Ayşe'nin yaşını sorduk. Ben İslam alimi değilim. Bilmiyorum dedi. Geçen gün Ebu Davud'un hadisini paylaştı. ya. Ebu Davud Ayşe 6 yaşında evlendi diyen kişi bir fizik öğrenci mezunu işte fizikten 3-4 tane işte makalesi olan e, yazısı olan doktorası olan yükseğini görmüş fiziğin. Felsefeden işte e, kendi çapında makaleler yapmış ki bence değerleri çok fazla olmayan makaleler felsefe dalında. Kendisine felsefede doçent doktor olabilmeyi başarmış bir şekilde ama kendi kendisiyle çelişiyor. Şimdi Enis bakarak Ebu Davut'u mu şey yapacağız yoksa Muhammed'i mi? Yani Ebu Davut kaynaklarına bakarak eğer bana bir hadis istediyorum ama aynı Ebu Davut kaynaklarına çok farklı bir Muhammed anlatırım. O yüzden senin inandığın Muhammed'le o adamların anlattığı Muhammed aynı değil zaten. Zaten yani büyük problem de burada. Sen o adamların anlattığı Muhammed'i yani mesela örnek Hasan Basri'nin anlattığı Ahmet bin Hanbel'in anlattığı Muhammed'e sen inanıyorsan, ya ben Muhammed bin Hamben'in anlattığı Muhammed'e inanıyorum diyorsan, tamam o zaman gel o Muhammed'e oturup konuşalım seninle. Bu bana uyar. Bana uyar ama yani işi gelin, işe gelince o taraftan davranıyorsun, işe gelince bu taraftan davranıyorsun. Ayrıca mesela şimdi bu insanlar için e, söylemiş olmaları, e, o insanların o dönemde yaşamış olmalarından kaynaklanıyor. O dönemin din alimleri, işi de bu adam. yani Muhammed'i anlatıyor adam. Ya yani dedim ki bak paganlığı bile anlatan ve çok zeki olan ve kendisini alim gören insanlar vardı İşte Ebu Cehil bunlardan bir tanesi yani DNA'nın adam sırrını çözmüş ama hala İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu düşünüyor yani <laughs> bu, bu 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 başka bir şey mesela mesela benzer bir durum aslında e, Muhammed'den sonrasılık içinde geçer yani Joseph Smith gibi mesela Joseph Smith biliyorsunuz Mormon meclislerine bakarsanız yani Mormonların şu anda çok güçlü bir e, bu arada e, bir din kurmuş durumdalar Mormonluk ee, özellikle Utah'ta bayağı güçlüler. Şimdi onların içerisine değer verdikleri çok insanlar var. Yani e, o zaman bu durumda Mormon dinini de e, hak din olarak kabul etmemiz gerekiyor mu? Yani Joseph Smith müthiş bir insan diyebilir miyiz? Yani şimdi bir de şöyle bir nokta var. Şimdi bu saydıkları isim insanların İslam ile ünlenmiş olmaları noktalar. Bu sayıda isimlerle ilgili e, çarpıcı örneklerden birisi de bu arkadaşlar. Bunlar da işte e, Muhammed'i peygamber görüyordu demek çok yanlış. E, orada ikinci e, konum giriyor araya. İkinci konum ne? E, Muhammed'i din adamı gören daha önce İslam içerisine çıkmış işte i̇bn Sina, Farabi gibi e, insanlar. Yani i̇bn Sina'nın ve Farabi'nin inandığı bir peygamberden bahsediyoruz filan. Şimdi birincisi onun Muhammed'i peygamber kabul etmeyen ve İslam içerisinde çıkmış bir sürü... E, alim diyebileceğimiz insanlar var. Yani İslam içinden çıkmışlar, İslam ülkelerinden çıkmış insanlar var. Peygamberi kabul etmiş. Ama bu adamlar, yani İbn Sina far abi, e, biliyorsunuz Yunan felsefesinden ve Yunan e, Yunanlı düşünürlerden birçok kaynak almışlar işte Anaksimanderden işte Aristotan, Platon'dan, Demokritius'tan e, birçok kaynak almışlardır ve bu çok kaynakları e, bugün Avrupa'ya bunları aktaran köprü konumundadır bu İslam alimleri. Ama bu adamlara baktığımız zaman bu İslam alimlerin o dönemde ya biz Muhammed'e inanmıyoruz demeleri onları siyasi anlamlarında ve çalışma özgürlüğü anlamında zora sokabilirdi. Bir kısmı buna cesaret etmiş zaten de ama bir kısmını cesaret edememiş olması doğruladığı anlamına gelmez. Ha, doğrulamış olanlar var mıdır? Vardır tabii ki yoktur deme O bu yine de ilk maddede söylenildi. Doğrulamış oldukları Muhammed'i üstü kılmaz. Çünkü bu adamlar Muhammed'in birebir öğrencisi değiller. Yani Muhammed'e bakarak e, bilim yapmadılar. Neye baktılar? Yunan e, tarihine bakarak, eski Yunan metinlerine bakarak kendilerini geliştirdiler. İşte Anaximander'e bakan İbn-i gibi adamlar işte e, bitki ve hayvan arasındaki evrimle ilgili veriler yazmaya başladılar. Demokritos'a bakan insanlar işte atomizm görüşünü e, sürdürdüler. İşte birçok e, eski Yunan metinlerine bakan insanlar bunları geliştirerek Araplar bunları geliştirerek işte tıp, e, felsefe, astronomi ve matematik konusunda e, dünyada çığır açtılar. Ama kaynakları İslam değildi bu adamların. İslam ka dinini kaynak almadılar. Sadece tek şeyleri işte Muhammed'i peygamber olarak görüyorlardı. Az önce dediğim gibi adam da Tanrı'nın oğlunu İsa olarak görüyor ve DNA'nın atom haritasını çıkarttı adam. Yani dünyanın tanınmış gelmiş geçmiş bilim insanlarından birisi ama <laughs> İsa'ya Tanrı'nın oğlu diyor. Yani demek ki olabilir şeyler bunlar. Çok da abartılacak bir şey değil. Eğer Muhammed'in üstünlüğüyle ilgili yani kişisel şahsi üstünlüğüyle ilgili bir şey yapmak istiyorsanız o zaman Muhammed'den sonra gelenleri değil Muhammed'e bakmanız gerekir. Onu ispatlamanız gerekir. Bilmem hatırlamıyorum belki daha önceki videosunda yaptılar bunu ama şu videoda göremedim bunu. Devam edelim isterseniz. Şöyle bir şey söylüyor hocam. E, bu kendi sözüdür. E, bırakın Kur'an-ı Kerim'i bırakın hadisleri diyor hocam. Boş kağıda bile abdestsiz dokunmadım diyor. ama Seraksin kendi sözü. Boş kağıda bile abdestsiz dokunmadım. Bu bana verilen e, bu nimeti yani ezberden bu kadar kitap yazdırıyor falan ya hocam. Bana verilen bu nimeti bu edebimden bilirim diyor. Bana Allah bundan dolayı vermiştir diyor. Ve hocam ona itiraz edenler bakıyorsunuz karşı tarafta İmam Seraksi gibi insanlara. Hocam 30 yıllık bırak ezberden kitap yazmayı İmam Seraksi'ye bir yerde şöyle bir itiraz edilmemiş hocam. Ya Allah razı olsun çok güzel insansın yazmışsın ama işte burada imamın adını yanlış zikretmişsin. Burada işte kitabın adını yanlış zikretmişsin. O bütün haliyle ortada duruyor bu çalışma yani. Yani fil fıkı sadece böyle. Diğer alimlerden gitsek neler çıkacak yani. Böyle samimiyetin kendini nispet ettiği yer yine peygamber yaslatıyorsa ve İslam dini. Evet. Burada Mehmet Yalçın'ın vermiş olduğu bir örnek var. Burada duralım. Ee, <laughs> bir tane adam varmış. Adam da efendim 30 cinlik alçık ezberinden yazmış da. Vay efendim işte filan. Yani eskiden insanlar mucizelere inanırlardı. Biliyorsunuz ya yani efsaneler uydurulur. Efsane uydurulan efsanelere inanırlardı. Şimdilerde böyle efsane uyduruyorlar. Ezberden filanca. Yani dünya hafıza şampiyonları var. Yani e, o zaman dünya hafıza şampiyonlarının hepsini takdir etmemiz lazım. <laughs> Saçmalık bir şey ama bir kitabı ezberden yazmanın muammasını da anlayabilmiş değilim. İşte ezbere bir... Kitap, ezbere bir din yaşıyorsunuz. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ezberlemişsin. Mesela şu kitap, örnek veriyorum. İşte mesela Atatürk devrinin e, devri yazanların kaleminden altı ok kitabı. Yani bunu almışsın, oturmuşsun, ezberlemişsin. Sonra bunu efendim ezberden yazmışsın falan. Yani bu bilgileri ezberlemişsin. Birkaç bilgi daha ezberlemişsin. Sonra ezberden kitap yazmışsın. Onları birleştirme. Yani ezberden kitap yazmışsın da ezberden yapıyorsun zaten. Problem orada sorgulayan insan, e, sorgulamacı insan ezberden bir şey yapmaz. Oturur verileri koyar önüne, içerisinde delilleri alır, sorgular, onların notlarını alır, notlarını çıkartır öyle bir. Yani ezberden bir kitap yazmak seni bir başkalarına üstün yapmaz. Bu senin hiçbir bir mucize değil. Dediğim gibi dünya hafıza şampiyonu olan insanlar var. Dünya hafıza şarkı şampiyonu hepsi. E onlar daha o zaman büyükler, daha büyük bir kerameti sahipler onlar. Ama bunu bir örnek olarak verebiliyorlar. Ben, ben buna hayret ediyorum. Ezberden 30 Şimdi izleyenler de var ya uf ne huşuya geliyor. Vay be ezberden 30. Bak mesela ben şimdi burada video çekiyorum. Orada bile met, kendi yazdığım metni ezberden okumuyorum. Çünkü niye? Şaşırabilirim, hata yapabilirim. Mesela. Gerek var mı? Yok. Niye beynimi buna harcayayım ki? Yani bunu harcamak yerine 30 ciltlik bir kitabı ezberlemek yerine dünya bilgilerini sorgulamaya gitseydi belki o kitabı yazması bile gerekmezdi. <laughs> o yüzden bunlar hep ezbere şeyler zaten <laughs> onu anlatmaya çalışıyorum zaten devam edelim <laughs> Kom komediye devam edelim evet, ve İslam dini buradan da giderek bir İslam'ın hak din olduğuna İslam'ın bu alimlerinin yani gerçekten yaşayışından İslam'ın hak din olduğuna bir yol çıkabilir ve daha da değerleri arttırabiliriz bu başlık altında hocam çok artar ya şimdi <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç adamın biri 30 ciddi bir kitap ezberlemiş diye oradan Muhammed'in mucizesini buldu. Ya arkadaş zaten bir şeyi ezberlik, ezberlemek gitmek zaten ayrı bir sorun. Onu geçtik. Hani diyelim ki adama büyük bir kerameti var. Hep 30 ciddi şeyi ezberleyebilecek beyin kapasitesine sahip. Diyelim ki hafızaya sahip. Yani e, hard disk gibi. Ama işlemci yok. Yani işlemci çalışmıyor. Hard disk gibi. Yani bildiğiniz bir hard disk. Mesela benim şimdi göstereyim. Eee ne yazık ki boşta hard diskim yok. Burada bir tane hard disk var ama boşta değil. <laughs> bir hard disk kutusu gibi ya da bir flash disk gibi. Artık ne düşünüyorsunuz? Flash disk gibi böyle. İçine flash disk var böyle. Yani flash disk görevi yaptı diye adam çok mucize. Ama şöyle bir şey var. Şimdi İslam hakkında da bilgileri çok zayıf olduğu için ya da zayıf gösterdikleri için ya da, ya da o işlerine geldikleri için yapmıyorlar. Şimdi peki Muhammed 30 ciltlik bir bilgiyi ezberleyebilecek kapasitede miydi diye sorarsanız e tamam bu adam ezberlemiş. Tamam iyi hoş güzel. Peki Muhammed öyle mi? <laughs> Bakın Enam suresinin 68. ayetinde eğer şeytan sana unutturursa demektir. Kur'an diyor bunu. Yani bilmem kimin 30 ciltlik şeyinden ezberlemesinden işte peygamberimizin mucisi diye çıkartıyorsan. E, bir dakika dur. Allah bilmiyor mu? Allah ne diyor? Eğer şeytan sana unutturursa diyor. Enam suresi ayet 68'de. Demek ki şeytan birisine bir şeyler unutturabiliyor. Kimi unutturabiliyor? Muhammed'e. Yani 30 ciltlik bir eseri ezbere yazdığı adama şeytan tek bir kelime bile unutturamıyor. Ama Muhammed'e unutturmayı mı başarmış? Yani bu durumda o zaman Muhammed'e peygamber değil mi? O adama peygamber değil. Yani kimin yaptığı daha mantıklı, daha akla yatkın? 30 ciltlik ezberden bir kitap yazan adam mı? Yoksa kardeşim yani bu işin sistematiği var vahiy alıyorum, vahiy iletiyorum ama şeytan da bana unutturabilir diyen, daha insani gözüken, daha efsanelerde arındırılmış olan bir Muhammed mi? Hangisi mucize? Siz kadar verin. Yani şeytan sana unutturursa diyor ayet. Enam suresi ayet 68. Eğer şeytan sana unutturursa, demek ki şeytan Muhammed'e bir şeyi unutturabiliyor. Ama öbür adamı 30 ciltlik ansiklopedi yazmış, bir kelime bile unutmamış. Kendileri söylüyorlar. O zaman bu durumda kim peygamber? Bakın hadis söyleyeceğim. Şöyle diyor ee, Muhammed hadisinde. Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Siz nasıl unutuyorsanız ben de unuturum. O bakımda ancak o bakımda unutacak olursam bana hatırlatınız diyor. Kaynaklarını şimdi yazıyorum. Şurada aşağıda yazıyordur büyük ihtimalle. Buhari'den. İşte Buhari, Ebu Müslim, mesela Ebu Davut, bak Ebu Davut, mesela Enis buna bunu itiraz edemez. Ebu Davuttan bu. Çünkü Ebu Davut hadisini paylaşmış adam Enis doko Yani ezberlemek veya unutmak peygamberliği yücelten veya düşüren etkiler değildir. Ben İslam kaynaklarından anlatıyorum Yani Muhammed diyor kardeşim ben de insanım diyor. Ben unutabilirim diyor. Bana diyor hatırlatın diyor. Şimdi ben insanım ben unutabilirim diyen bir adam var ortada. Buna peygamber diyorsunuz. Tamam güzel. Öbür adam 30 ciltlik bir şey ezberledi diye o, o peygamberin daha üstün zaman. Yani eğer bu saçmalığa inanıyorsanız yani siz ben anlamıyorum. Mehmet Yalçın da Altay Cemmer İslam dinini övmek için mi yayın yapıyorlar? Kendi peygamberlerini alçatmak için mi yayın yapıyorlar? Yani bu yayını ben yapsam dava edersiniz herhalde Sen siz benim sen benim peygamberimi şey küçük düşürmek için işte efendim 30 ciltlik ansiklopediyi ezbere bilen birini örnek veriyorsun diye. Ben mesela bak ben şunu diyebilirim mesela Bak gördünüz mü? Aha hadis burada. Ayet de burada. Ayet şeytan bir şey unutturuyorsa tamam, tamam. demek ki bu durumda Muhammed peygamber değil. bak Muhammed unutuyor. Bak adam 30 ciltlik şeyi unutmamış filan. Bunu ben desem itiraz edersiniz. Ya, ateistsin. Bizi peygamberimize ne diyorsunuz? E, bir dakika, siz diyorsunuz. Verdiğiniz örnek Muhammed'i yüksel, yüceltmiyor. Aksine bir efsane uyduruyorsunuz. Ya da birileri bir efsane uydurmuş. Siz de bu efsaneyi zevkle ee, çok zevk alarak anlatıyorsunuz. E, ee, anlattığınızın ne olduğunu bir bilin. Peygamber ben bir insanım diyor. Unutabilirim diyor. Demek ki insan unutur. Peygamberden daha üstün. Yani bir insandan daha üstün olduğunu düşündüğünüz birisi varsa gidin ona tapın. Ya da gidin ona peygamber deyin. Yani her Müslümanın buna bu şekilde bu Mehmet Dalçın altı ay cem verecek bu şekilde tepki vermesi lazım. Bu adamlar bence ne dediklerinin farkında değiller. Kendi dinlerini yüceltmek için <laughs> hani diyor ya bir de bir şey. bu konuda 5 saat konuşuruz diyor ya 5 saat az yani efsaneleri anlat anlat bitmez istediğin kadar efsane uydurabilirsin ama bunu da anlıyoruz ki bak başka bir kitaptan örnek vermedim ha, bak insan beyninin işte unutmaya elverişli olduğu ile ilgili bir bilimsel makale çıkartmıyorum size gerek bile yok hadis söylüyor ben bir insanın eğer siz nasıl unutursanız ben de unuturum bak bunu hadis söylüyor hadisle cevap veriyorum <laughs> Ki ben ateistim. Ben ateistim hadiste cevap veriyorum. Siz bu hadisleri bilmiyor musunuz? Ayeti? Ayeti de mi bilmiyorsunuz? Eğer şeytan sana unuttursa diyor. Enam suresi ayet 78, 68'de. Neyse devam edelim. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi konuşma üslubuyla Kur'an-ı Kerim üslubunun ayrı olması. Şimdi bu çok acayip hocam. İnsan e, ister istemez konuşma şekli veya düşünce şekli metinlere yansıyor. Mesela aynı kişiden çıktığını anlayabileceğiniz derecede. Evet, evet. Bu 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 süper ya. Bu 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 bu, bu müthiş. Yani oturmuşlar Kur'an'ı yazanın bir kişi olmadığını, hadisleri yazanın da birer kişi olmadığını ...ispatlamaya düşmüşler ya. Yani benim işim yapıyorlar. Ya yani bir dakika o benim işim. Yani oturup Kur'an'ın Allah'tan olmadığını anlatmak benim işim. Sizin değil. Siz benim işim yapıyorsunuz. Siz niye bu işi yapıyorsunuz ki? Efendim usluplar farklı. Şimdi bakın. Hadisi yazan uslupla Kur'an'ı yazan uslubun ayrı olmuş olması, yani bu iki e, uslubun ayrı olmuş olması şunu ifade edebilir. Bir, editörleri çok iyiymiş. Yani farklı farklı editörler kullanıyormuş. İkincisi, üslubu değişerek konuları olduğu gibi bırakmış olabilirler. Yani hadis ve Kur'anlar daha sonra yazılmışsa eğer üsluplarının farklı olması gayet normaldir ayetlerin ezberden aktarıldığını yine hadislerden biliyoruz. Ayetler ezbere aktarılmış. Şimdi buna hadisleri, uslubundan bahsettikleri için hadisleri kendilerine demek ki doğru kabul ediyor. Şimdi hadisler Muhammed'den, Kur'an'da Allah'tan. Şimdi ikisinin uslubu birbirine farklı. Demek ki ne oluyor? Hadisleri söyleyen peygamberimizse ayetleri söyleyen peygamberimiz değil. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. O zaman bir, bir, hadisleri söyleyenin peygamberimiz olduğunu kabul etti. Bu konuda anlaşalım hadisleri söyleyenin Muhammed olduğunu kabul ettin demektir. Bir değil diyorsun. Eğer hadisleri söyleyenin Muhammed olmadığını kabul ediyorsan zaten Kur'an'da böyle bir kıyaslama yapamazsın. Çünkü Muhammed Kur'an'daki ayetleri söylemişse, hadisleri de örnek verip x kişiler uydurmuşsa e tabii ki ayrı olacak. Bu, 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 bu bir kanıt değil. Aksine ters bir kanıt sunuyorlar. Bize ters bir kanıt sunuyorlar. Şimdi bir kitabı yazan da o kitabı yazanın uslubunun ayrı olması ki mümkündür. iki şeyle dile getirilir arkadaşlar. Bir, dediğim gibi editörden bahsettim. Şimdi ben bir kitap yazarım. Kitap editöre gider. Editör alır oradaki birçok şeyi değiştirir. Ve bunu farklı farklı yayınlar. Benim üslubumun dışında bir üsluba çıkılabilir. Bu bir. Şimdi ikinci olarak da şunu ispat etmeleri lazım. Aslında onu atlayıp geçer. Bir, Kur'an'daki üslub her ayette aynı mı? İki, hadislerdeki üslub süre her zaman aynı mı? Bunu ispat etmeleri lazım. Şimdi hadislerdeki üslup değişiyorsa yani bakın Kur'an'daki üslubun hepsinin aynı olduğunu düşünelim. Hadislerdeki üsluplar değişiyorsa hangi üslubun Muhammed'e ait olduğunu bilemeyiz. Değil mi? Ancak e, zaten elimizde Muhammed'in konuşma üslubu ile ilgili bir veri yok. Yani Muhammed nasıl konuşuyordu? Hangi kelimeleri kullanıyordu? Ve hangi kelime hangi anlamda veriyor? Bunu yok. Yani sözlüğü bile Değil mi? Muhammed'den 200 sene sonra yazılmış bir dilden bahsediyoruz. İşte üsluba gireceksen dile girmen lazım. Dile girdiğin zaman da bunun için sözlük eline olması lazım. Yani evet bugün mesela ben konuşuyorum. Siz konuştuklarımın ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Çünkü bilmediğiniz kelimelerle ilgili size yardımcı olabilecek bir sözlük var. Türkçe sözlük. Türkçe sözlüğe bakabilirsiniz. Şimdi Araplar için bu sözlük olayı 200 sene sonra. Yani Evet kelimeleri konuşuyorlar ama o kelimelerin hangi, nereden hangi anlamı geldiklerini 200 sene sonra tebellendirmeye başladılar. Bu da üslup konusunda büyük bir eksiklik meydana getirir. Ancak ortak bir üslup olsaydı, şimdi bunlar kendi kalelerine kol atıyorlar çünkü. Şimdi iki ayrı üslup olmuş olması e, en az iki farklı kişi tarafından yazıldığını gösterir. Yani ki ama bana Kur'an'daki üslubun da aynı olmasını ispatlaması lazım. Şuradaki üslubun aynı olması. Eğer iki farklı kişi olduğunu ispat edebiliyorsam belki Kur'an'ı söyleyen Muhammed hadislere uyduranların başka birisi olduğunu söyleyebilirim. Bitti. O zaman yine Allah'tan olmaz. Çünkü yani sonuçta e, şöyle bir nokta var. Eee üslubun Muhammed'e ait olup olmadığı için elimizde Muhammed'e ait net bir üslup kaydı olması lazım. Net. Demen lazım ki Kardeşim bak mesela örnek ver Mustafa Kemal Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene işte Mustafa Kemal Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir sözlerini ele alırsanız şimdi Mustafa Kemal'in üslubunu az buçuk biliyoruz. Ben Mustafa Kemal ile ilgili kaynaklar bulduğumda mesela bu üslubun Mustafa Kemal'e ait olup olmadığı ile ilgili şüpheler duyabiliyorum. ya yani bazı üsluplar uyuyor, bazı üsluplar olmuyor. Mesela Mustafa Kemal'e ait olmayan sözler var. Onları Mustafa Kemal'e ait olduğu ispatlayamıyoruz. Ama üslup olarak uyuyor. Çünkü şöyle, çünkü adamın hayatının özetleri bunlar zaten. Şimdi mevzu bahis, vatansa gerisi teferruattır. Bunun Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir söz olduğunu ispatlayamayabiliyoruz. Çünkü onunla ait olduğunu gösteren bir kaynak yok elimizde. Aksini gösteren kaynaklar olduğu söyleniyor. Ben çok araştırmadığım için bir şey demiyorum bu konuda. Ama Mustafa Kemal'in bütün hayatı mevzu bahis, vatansa gerisi teferruattır şeklinde kuruldu zaten. Yani adam vatan için Trablus Karpa her şeyi bırakıp gitmiş. Adam vatan için doğru düzgün bir aile kurmamış. Yani vatan önce her şeyden önce vatan gelmiş adam için. Yani bu üslubun uyumsuzluğu. Ama mesela bu, bu söz Mustafa Kemal'e ait olduğu ispatlanabilir bir söz değil. Ancak bir üslubu olduğunu biliyoruz. Muhammed hakkında bir üslub bilmiyoruz. Şimdi öncelikle Kur'an'ın sözlerinin Muhammed'e mi ait değil mi olduğunu ispatlamak için Muhammed'in sözlerini ortaya çıkartmalı. en Muhammed'in sözlerini ortaya çıkartman için ne yapacaksın? Hadislere bakacaksın. hadislerde hangi üslubun Muhammed'e ait olduğunu bana söyleyeceksin? Şu hadis Muhammed'e aittir de bu değildir diyemiyorsun ki. Sen söyle neden o da bir neden bu değildir. E, Kur'an'a uyuyor. E bir dakika dur biz zaten Kur'an'a geçeceğiz. Dur. Kur'an üslubunu kıyaslamaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir şey olsaydı eğer ha bu da %100 Allah'tan olduğunu ispatlamazdı. Ama en azından onlara daha bence daha mantıksal bir savunma verdi. O da şu. Hadislerdeki üslup ile Kur'an'daki üslup aynı olsaydı bak aynı olsaydı şunu diyebilirlerdi. İşte hadisi söyleyen Muhammed e Kur'an'ı da söyleyen Muhammed. Ben de şunu sorardım. E tamam işte Kuran'ı Muhammed yazmıştı diye sordum. Da da ben şöyle, tabii ki Muhammed bu uslubu kullanacak. Çünkü vahiy Muhammed'e geliyor. Allah seninle direkt konuşmuyor ki. Muhammed aracılığıyla konuşuyor. Yani bir peygamber aracılığıyla konuşuyor. Bir elçi. Tabii ki Allah'tan gelen ayetleri kendi üslubuyla halkını anlatacak. Arapları anlatacak dediğin anda. Evet tamam bu yine beni ikna etmez. Ama iki üslubun ayrı olması saçmalığından daha mantıklıdır. Çünkü iki üslub ayrıysa o zaman en az iki kişi yazmış demektir bunu. Ki hadis üsluplarının sürekli değiştiğini düşünürseniz yani bence 150 kişi tarafından ayetler, hadisler 150 kişi tarafından falan yazılmış diye ortaya çıkartabiliriz. Üslub kıyaslaması yaparsak. Ancak bu adamlar bunu şu neydi? Mehmet Yalçın Yalçın'la Altay Cem Meriç, ACM bunu kafalarından sallamıyorlar ancak kafalarından salladıkları bir noktaya da geleceğiz. Şimdi önce şu önümüzdeki videoyu bir inceleyelim. Şu kısmı bir söylesinler bize. Yaklaşık olarak bir, bir dakika yakın bir kısım. Söylesinler. Daha sözü 104. ayet. İşte Vel takım min kümetü yedurun ile hayrı diye başlayan. Sizin içerisinde, içerinizden işte hayra davet eden, maruf emri maruf yapan ve kötülüklerden nehyeden bir grup bulunsun ayetiyle hocam. Taberani'deki işte le bil maruf ve le tenhevn alel münker ya iyiliği emredersiniz, kötülükten nehy edersiniz ya da işte Allah size kötüleri musallat eder ibaresini kıyaslıyorlar. Veya hocam yine bir alttaki misal Hucurat suresinin 10. ayetiyle işte innemel mu'minene ihvatun müminler kardeştir, kardeşlerinizin arasını barıştırın ayetiyle hocam. Buhari'de geçen Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez ibaresini Arapça ibaresini şimdi çok kasmamak için şey yapmıyorum Arapça ibarelerini karşılaştırıyorlar hocam. Bildiğiniz bambaşka. Şimdi birincisi karşılaştırmayı e, en az bu ayetlerin ve hadislerin söylendiği tarihten sonra ortaya çıkan sözlüklere göre yapıyorsunuz. Şimdi bunu, bunu önce bir karşılaştır. Yani karşılaştırma yaptığınız kaynağın kendisi zaten İslam'dan 200 sene sonra. Bu bir. İkincisi e, siz anlattığınızda şunu anlatmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki kardeşim bak Kur'an'da şu, şu şu kelimeler kullanılıyor. Aynı cümleleri kurarken başka kelimeler kullanılıyor. Ha, demek ki başka başka kişiler yazmış. Yani Kur'an'ı yazanlarla hadisleri yazanlar başka başka kişiler. E, neyi ispatladın? Yani bana bir şey ispatlamış olmuyorsun. Kur'an'daki üslupla e, hadislerdeki üslubun farklı olması e, bunları farklı farklı kişilerin yazdığını gösterir. E, tabii ki farklı farklı kişiler yazdı. Hepsi aynı dönemde yaşayan adamlar değillerdi. Hadisleri Buhari yazdı, Ebu Müslim yazdı. Kur'an'ı kim yazdı? Belli değil. Mi? Abdül, Abdül e, Abdülmelik zamanında belki de yazıldı birçok ayet. Belki birçok ayet Osman zamanında oralara eklendi. Birçok Ali zamanında eklendi. Ya da daha sonra eklendi. Abbasiler döneminde eklenen ayetler oldu vesaireler oldu. Şimdi sen bana onu ispatlayamıyorsun ki. Çünkü e, ispatlayabilmen mümkün değil. Çünkü şimdi bak Muhammed'in üslubunu bilmediğimiz gibi Allah'ın üslubunu da bilmiyoruz. Şimdi mesela şöyle bir şey yapsalar bu mümkün olabilir. Kur'an'daki bazı ayet ve üslupların efendim daha önce gönderilmiş olan İncil ve Tevrat'taki üslupla olan benzerliklerini araştırsalar ve burada e, 195'in %95'in üzerinde bir benzerlik bulurlarsa o zaman bununla ilgili bir araştırma söz konusu olabilir. Bu durumda şunu ama ben yine bu durumda şunu diyebilirim. Ha, demek ki Kur'an'ı yazanlarla İncil yazanlar aynı üslubu kullanan insanlar, halklar. Burada üslup dediğimiz olaylar kişilere özel değildir. Bunu da anlatayım size. Yani benim kullandığım üslup sadece bana özel değil. Bu bir kişisel bir imza değil. Bu bir parmak izi değil. Üsluplar evet çok insana çok insana farklılıklar gösterir ama birebir olarak %100 farklılıklar göstermeyebilir. Birçok kelimeleri aynı kullanıyoruz. Birçok kelimeleri aynı öğrendiklerimiz, konuştuklarımız, özellikle televizyondan, işte medyadan gördüklerimiz bizim üslubumuzu otomatik olarak etkiliyor. Etkilendiğimiz, örnek aldığımız insanlar etkiliyor. Muhammed'in o dönemde işte şiirlere çok fazla okunduğu, şairlerin çok fazla olduğu bir dönemde şairlerden ya da şiirlerden etkilenerek kendisine göre bir üslup yakalamış olması da mümkün. Ama bakın ee, şimdi bir şey söyleyecekler. <laughs> çok komik. Çok komik bir şey söyleyecekler. Bir onu dinleyelim lütfen. Bak zor oluyor. Bununla ilgili hocam bir stilometrik bir çalışma yapılmış. Bunu biz yapmamışız. Batılılar yapmış. Dur dur. Kim yapmış? Batılılar yapmış. Bir dakika. Hangi batılıymış bu? Ee, Sayult.net Sayult.net Cezayirli ne zamandan beri batılı oldu lan? Sayult.net ne biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> batılılar yapmış. E tabi İstanbul'un batısında. Şimdi batılılar deyince aklınıza Bugün batı dünyası dediğimiz işte e, bilim olarak, işte, teknoloji olarak ileride olan ve genelliği de Hristiyan hatta Katolik Hristiyan olan ülkelerden bahsediyoruz. Protestanları da var ve neyse işte yani bunlar baya karışık zaten ama kimle batılı deyince aklınıza hangi devletler geliyor? İşte Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Norveç, işte Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika kıtasında olanlar. E, hatta hatta Japonya bile batılı devletler içerisinde yani baktığımız zaman sayılabilecek Japon bilim çalışmaları açısından söylediğim için. Ama sayarsınız saymazsınız orasına değinmiyorum. Ama batılı devletler dediğimiz zaman Osmanlı zamanından beri batılı devletler deyince aklımıza İngiltere, Fransa, İspanya böyle belli başlı devletler geliyorlar. Bu devletler özellikle bilim anlamında, teknoloji anlamında çok ileriye gittikleri için ve aynı zamanda oryantalist yetiştirdikleri için batılı devlet. Buradaki batılı devletler derken onu kastediyor aslında. Oryantalist oranı çok yüksek. Yani batılı devletler değil ki Müslüman olmayanlar bağlısını söylüyor. E bir dakika. Şavult.net e bir Cezayirli. Şimdi Şavult.net adresine girdim baktım kimin diye. Profesör Doktor Halim Şavut ya da Say Sayout diye yazılıyor. Adresi belki görürsünüz şu anda. Peki kim bu profesör diye soracaksınız. Hemen edeyim. Cezayir Huari Say Bumedyen Fen ve Teknoloji Üniversitesi'nde bir profesör. Cezayir'de bir profesör ya. Bak ne dedi? Bir daha bir daha bir daha bir izleyebilir miyiz ya? Bir daha izleyelim. Ne dedi? Altay Cem Meriç. Bakın. Bak zor oluyor. Bununla ilgili hocam bir stilometrik bir çalışma yapılmış. Bunu biz yapmamışız. Batılılar yapmış. Ee, Batılılar yapmış. Sayot.net diyor adam ya. Şimdi Altay Cemmeriç'i takip edenler ve beni gidip eleştirecek, yorum yazacak olanlar gidip sorabilir mi? Cezayirli Profesör Halim sayutun sitesinde yapmış olduğu çalışma nasıl Batılılar tarafından yapılmış bir çalışma olabiliyor? Altay Cemmeriç'e göre gidip bir sorar mısınız lütfen? Gidip bir sorun. Yani Cezayir İstanbul'un batısında diye mi öyle söylüyor yani. yani. Coğrafi olarak batımızda. O zaman Batılılar deme. Çünkü batımızda değil. Güney batımızda. Bunu Güney Batılılar yapmıştı o zaman. Peki e, nereden alıyor bunu? Caner Taslaman'dan alıyor. Ya yani Caner bir profesörün e, Cezayir Ceza Üniversitesi'ndeki bir profesörün yapmış olduğu çalışmayı kitabını almış. Bunlar da hiç bakmamışlar bile. Sayut.net kimin kim yapmış olan bu çalışmayı falan diye. Bence bir kere bile siteye girmiş olsalar eğer yani o siteye girmiş olsalar da çalışmanın kimin olduğunu e, anlatlardı. Şimdi bu çalışmanın teoloji alanında bir e, geçerliliği var mı? Ben bunu bilmiyorum ama Şimdi isterseniz devam edelim. Anlatsınlar. Ee, 201 bu şeyin kitabında. Ee, hı hı. Caner Bey almış bunu. Caner Taslaman e, Neden Müslüman diye bir eser yazmış. Orada almış. Benim çok ilgimi çekti bu kısım. Çok ilgimi çekti kısmına inanmıyorum. Çok ilgini çekseydi gidip siteye bakardın. Benim ilgimi çekti. Ben gidip baktım. Hatta çalışmanın bayağı bir şey. Neyse şimdi devam edelim. Karşılaştırıyorlar. Kur'an'da ve Buharide Buhari'deki hadisleri karşı yani Kur'an üslubuyla Buhari'nin üslubunu karşılaştırıyorlar. Evet. Sanki Buhari bir tarafta genel taslamanın %100 kabul ettiği bir Kur'an var. E diğer tarafta birçok hadisi Muhammed'e ait değil diye reddettiği hadisler var. Şimdi Halim Şavut için bir şey demiyorum. Çünkü niye? Halim Saud ya da Şahut nasıl yazılıyorsa söyleniyor artık. Sayavut diye yazılan bir şey. Artık Cezayir dinde nasıl söyleniyorsa. Profesör Doktor Halim Bey diyelim. Buhari'nin hadislerinin yüzde yüz Muhammed'e ait olduğunu bilerek bir çalışma yapmış. Şimdi bu adam için söyleyebileceğim bir şey yok. Ancak Cenar Tasliman ve şeye e, acemi nasıl bir e, şey olabilir? Yani bir referans olabilir ki bu çalışma. Şimdi ben her iki eserde künye olarak kabul etmiyorlar. Yani Kur'an Allah'tandır. E, Buhari'nin hadisleri bakın başka hadisleri karşılaştırmam çünkü Buhari hadislerinin hangileri Muhammed'den, hangileri Muhammed'den değil? Bu, bu bu var mı sizde? Yok. Ama çalışmayı yapan profesör Buhari'nin hadislerinin %100 Muhammed'e ait olduğu görüşü üzerinden bir çalışma O da inanıyor mu, inanmıyor mu bilmiyorum. Belki o da inanmıyordur. O da %100 kabul etmiyor ama çalışma onun üzerine. Oturdum, çalışmaydım bu ara şey yaptım ama bakın e, ee, diyor ki karşılaştırmada bakılabilecek yerlerden biri Kur'an'da ve Buhar'da çok sık tekrarlanan kelimeler. Örneğin Kur'an'da çok yüksek bir düzeyde %1.12 ellezine onlar ki kelimesi geçmesine karşı Buhari'de bu kelimenin geçişi çok azdır. Bunun yanında hatta ifadesi Buhari'de yüzde e, binde 68 oranında oldukça sık geçmesine rağmen Kur'an'da binde 16 ile bu oranın dörtte birinden az sıklıkta kullanılmıştır. İki metinde çok sık tekrarlanan kelimelere bakıldığında tabloda gözüktüğü gibi aralarında ciddi fark olduğu gözükmektedir diyor. Şimdi şimdi verdiği oranı mesela ellezine kelimesinden örnek vermiş. Şimdi ellezine kelimesinin işte Kur'an'da %1.12 olarak geçtiğini söylüyor. Buhari'de bu kelimenin geçmesinin çok az olduğunu söylüyor. Şimdi bir dakika. Şimdi Buhari'deki her hadis Muhammed'e ait derseniz oranlamanız doğru. Ama mesela diyorsun ki Buhari'nin diyelim ki sallıyorum şimdi bilmiyorum tam olarak. 600 bin hadisi olduğu söylendiği için e, şu anda elinizdeki buharik bakılan Buhari kitabında kaç hadis olduğunu bilmiyorum ama diyelim ki buharinin kitabına sallıyorum bin tane hadis olsun sizi şu anda şuna o bin hadisten 50 kelimesinin geçtiği üç hadis olduğunu düşünelim yani üç tane hadiste 50 zine kelimesi gerekiyor yani binde üç tamam mı üç hadiste 50 zine kelimesi geçiyor Kuranda da altı bin e, ayette 50 zine kelimesi %1.12 olarak geçiyor. Yani çok yüksek bir oran. Şimdi bin hadiste %3 ellezine kelimesi geçtiği için sen bunu az kabul ediyorsun. Ama o bin hadisin 100 tanesi Muhammed'e ait diyorsan o zaman oran binde 3'ten kaça çıktı? %3'e çıktı. Kur'an'da %1 olarak geçiyorken e, hadislerde %3'e çıktı. Şimdi bana şunu söylemen lazım. Matematiksel olarak söylüyorum. Buhari'nin hadislerinin tamamının Muhammed'e ait olduğunu söylüyor musun? Söylemiyor musun? Yüzde kaçı Muhammed'e ait? Önce bana bu veriyi vermen lazım. Sonra o verinin üzerine ellezine kelimesini Buhar'daki oranını hesaplayacağız seninle. Çünkü bunu yapan adam için söylemiyorum. Bunu yapan adama göre bu bilgiler doğru. Çünkü ne adam diyor kardeşim Buhar'da geçen bütün hadisler Muhammed'e aittir. Bitti. Bitti. O zaman oradaki mesela bin tane hadis geçiyorsa biri de Muhammed'e ait hadislerse oradaki üç tane hadisi çıkartıp binde üç oranında diye net sana şey verebilir adam. Ayrıca bu hal hadislerde binde üç geçiyor Kur'an'da yüzde bir geçiyor. Yani yaklaşık olarak ne 30 katı filan. E ama sen diyorsan ki hadislerin işte yüzde onu Muhammed'e aittir dersen o zaman hadislerde geçen ellezine kelimesi eğer o 3 hadisi de kaplarsa o yüzde %100 e, yüz hadisi o zaman %3'e çıkar. Yani ne olur? Kur'an'dan daha fazla geçiyor olur. Bak ne oldu? Oran değişti. Binde 3 ile %3 arasında 10 katı fark var. Tamam. Ama e, yaptıkları yanlış farklı. Halim yani Profesör Doktor Halim Sayut bu çalışmayı kendisi otomatik olarak destekleyebilir. Çünkü ben bunların hepsini kabul ediyorum derse bitti. Ama sen kabul ediyor musun? Caner Taslaman kabul ediyor mu? Hayır. O yüzden bu saçmalık. Yani burada bir kandırmacı yapıyor. Caner Taslaman da kendisi kandırmacı yapıyor. Hadissiz hadissiz İslam olmaz diye bir çalışma yapıyorum. Enis Dokun'un Ebu Davud hadisini kullanması, Caner Taslaman'ın hadislere bakarak Kur'an'daki üslubu bulması yani hadissiz İslam mümkün değildir. Şimdi e, bu ikisinin çalışmasından e, bu söylenenlerden bağımsız olarak birkaç şey de söyleyerek bu videoyu bitireceğim zaten. Birincisi e, dediğim gibi Halim Sayyid'in çalışması kendi içinde tutarlı. Ben çalışmayı inceledim. Çok güzel bir çalışma yapmış bu arada. Gerçekten hani teoloji anlamda güzel bir çalışma. Bizim profesörlerimiz böyle bir çalışma yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar ki? Yani bakın e, tamam anladık DNA konusunda bir şey yapmayın da ya da ne bileyim işte tıp konusunda bir şey yapmayın da hani, kendi kitabınız ve işte bak adam çok güzel bir şey bulmuş iki üslup karşılaştırması yaparak bir çalışma yapıyorlar. Bizimkiler de o çalışmayı alıp kullanıyorlar sadece. Şimdi burada iki nokta bu Halim Bey'in çalışmasında iki nokta çok değerli. Bunları söyleyeceğim. Bir, hadisler kesinlikle Muhammed'e aittir. Tamamı Muhammed'e aittir. Çünkü çalışmayı ayrımsız tüm Buhari hadisleri dahil edilmiştir. Bu da demek, buna demek ne oluyor? Bu çalışma eğer baz alınıyorsa bütün Buhari hadislerini kabul ettiğiniz anlamına geliyor. İki, Kur'an'ı yazan kesinlikle Muhammed değildir. Hadisleri yazan Muhammed ise Kur'an'ı yazan Muhammed harici bir veya birden fazla kişi olabilir. Çünkü bu çalışma şunu söylemiyor size. Kur'an'daki bütün üslup aynıdır sorusuna cevap vermiyor çalışma. Çalışma hadislerdeki üslupla Kur'an'daki üslubu kıyaslıyor ama ne hadislerdeki üslubun aynılığından ne de Kur'an'daki üslubun aynılığından bahsedemiyor. Çünkü bunu bahsedebilecek yapıda bir çalışma değil. Şimdi ikinci maddede neden daha fazla kişi olabilir dedim. Çünkü Kur'an ayetlerinin içsel karşılaştırması dediğim gibi bu çalışmada yok. Sadece çalışma sadece ayetlerle hadisler arasında kıyas. Yani Buhari yani, yani şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> İki tane kitap göstereceğim size. <laughs> bu arada bunları bu yüzden tutup almadım yanıma ama iyi oldu. İyi ki almışım. Biri Türk Tarih Kurumu'ndan e, Ahmet Şimşek'in editörlüğünde yazılmış olan Tarih Nasıl Yazılır kitabı. Diğeri de az önce de gösterdim. Atatürk Devrim Yazarlarının Kalebinden Altı Ok Kitabı. Şimdi bu kitapta birçok yazarın e, ve bu da tesavvuf. Bak burada bir, bu kitapta, bu kitabın içerisinde birçok yazar. Mesela Yunus Nadi'nin yazısı var. Burada efendim e, İzmir Mebusu Mahmut Esat Bey'in e, yazısı var. Burada baktığımız zaman işte e, farklı birinin yazısı var ama yazmamışlar. Niye yazmamışlar buraya? Neyse böyle geçiyor Burada mesela yine Mahmut Esat Bey'in yazısı var. Burada mesela Necmettin Sadık'ın yazısı var. Şimdi bu yazıda biliyoruz ki birden fazla üslup kullanılmış. Çünkü yazarlara ait yazı, kitap. Bu kitabın üslubu da Ahmet Şimşek'e ait. Tek bir kişiye ait. Şimdi çalışma, burada yapılan çalışma bu kitaptaki yazım üslubuyla, yani kelimelerin kullanım sıklıklarıyla bu kitaptaki kelimelerin kullanım sıklıklarının aynı olmadığını gösteriyor. Yani bu kitabı yazanlar, bu kitabı yazanlar aynı değil. Peki. Bu kitaptaki her şeyi yazan bir kişi mi? bu kitaptaki her şeyi yazan bir kişi mi? Bunun çalışması var mı? Yok. Biliyoruz ki evet aynı değil. İkisi aynı değil ama bu kitabı yazan bir kişi değil. Birden fazla kişi var burada. Yani kaç kişi olduğunu bakın burada arkada gösteriyor. Kaç kişi varmış? İşte Abidin Daver, Ahmet Ağoğlu, Ahmet Cevdet Emre mesela devam edeyim. Şey i̇şte Hasan Cemil Çambel, Mehmet Saffet Engin, işte Nadir Nadi, efendim işte Peyami Safa mesela değil mi? Ziya Gökalp, Yusuf Kemal Tengirşek gibi birçok üslup olarak ve düşünce olarak farklı farklı insanların toplandığı bir kitapla bir kişi tarafından yazıldığını üzerindeki isimden bildiğimiz bir kitap arasında kıyaslama yapılıyor. Ve diyorlar ki ikisi aynı kişinin değil. Tamam aynı kişinin değil. bunu Bu çalışma hadisleri yazanlarla Kur'an'ı yazanların aynı kişiler olmadığını gösterir. Ama Kur'an'ı yazanların birden fazla kişi olup olmadığını göstermez. O yüzden üsluplar arasındaki de farklılıklar yani kitap içerisindeki üslup farklılıklarını da bulmak gerekir bu çalışmanın eksik tarafı da o zaten öyle bir e, çalışmanın öyle bir sonucu yok Bu nedenle Kur'an'ı yazanlar birden fazla kişi olabilir mi Evet olabilir hadisleri yazanlar birden fazla kişi olabilir mi Evet olabilir olabilir yani farklı zamanlarda yazıldığı için üstün farklılıklar olabilir mi Evet birçok farklı zamanlar farklı toplumlar e, kullandıkları kelimelere göre değişirler yani bugün Türkiye'de kullanılan kelimelerle işte İngiltere'de kullanılan İngiltere'deki Türklerin kullandıkları kelimeler aynı değildir. Ya da Almanya'daki Türklerin kullandığı kelimeler aynı değildir. Mesela İngiltere İngilizcesinde kullanılan kelimelerle Amerikan İngilizcesinde kullanılan kelimeler farklıdır mesela. İkisi de İngilizce kullanılır ama farklı farklı İngilizce kelimeler kullanılır. Birisi farklı şey söyler öbürü farklı şey söyler. Aynı kelime farklı farklı anlamlar verir. Bu da şu anlama geliyor birçok Arap topluluğunun Kur'an ve hadisleri farklı farklı yazdıkları anlamına gelir. Başka bir şey ispatlamaz bu. Yani Kur'an'ın ve hadislerin tek bir kişi tarafından yazıldığını ispatlamaz. Neyse videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bakın bu arada notlarıma da bakıyorum. Yani eksik kalan bir şey var mı? Eksik kalan bir şey yok. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. 26-35'te kaldık. E, 28. dakikaya kadar devam eden bir konu bu. E, bir sonraki çalışmada 28. dakikadan devam edeceğim. Yani 26-35'teki bu konuyu bayağı uzatmışlar zaten. 28. dakikaya kadar uzatmışlar. Bir sonraki e, şeyde 28 dakikadan devam edeceğim. Bu biraz daha kısa oldu. Güzel oldu. Daha iyi kısa olması. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, üçüncü videosunda görüşürüz. Hoşçakalın.